Hazine yardımı 320 trilyon eski parayla AKP verilmiş şu yıl içinde 320 trilyon sadece hazineden para verilmiş. Diğer partiler de aldı MHP, CHP ama AKP'yi konuşalım. Biz almadık, almıyoruz. AKP engelliyor bunu. Yani siz kampanyanızı, bütün çabalarınızı kendi... Öz gücümüzle, halkın desteğiyle... Reklam kampanyanızı, tamamını, Twitter... Yüzde yüzünü hazineden tek kuruş yardım almıyoruz. Peki AKP sadece hazineden aldığı yardımla mı yürütüyor? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı bütçesinden para harcayarak seçim kampanyası yürütmüyor mu? Yürütüyor. Anayasa aykırı mı? Seçim kanunu aykırı mı? Aykırı. Sayın Başbakan, Başbakan sıfatıyla gittiği gezdiği illerde Başbakanlık imkanını kullanmıyor mu? Bizim gibi Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla mı gidiyor? Hayır. Başbakanlık uçağını kullanıyor seçim kampanyası yürütürken. Valilikler miting örgütlüyor. Bakanlığın taş, taşra teşkilatları mitinge adam taşıyor. Efendim sahne organizasyonundan ses organizasyonuna medya ilişkilerine kadar tamamıyla adaletsiz bir kampanya yürütüyorlar ve biz bu eşitsizlik içerisinde eğer %10'u geçebilirsek inanın ki %50 almış gibiyizdir. Bu kadar Şöyle, adaletsizlik içerisinde TRT'ye de örnek vereyim öyle ate ate şu daha, adaletsizliği daha. bitireyim. Ne yapmış TRT bakın. Siz de biz de vergi veriyoruz. Bütün partilerin seçmenleri vergi veriyor ve TRT vergilerimizden aldığı payla faaliyet yürüten bir devlet kurumu. Sayın Erdoğan'ın sadece 1 30 Nisan arasında TRT'deki canlı yayın saati 6 saat 18 dakika. Haber bültenlerinde TRT'de 7 saat 2 dakika Sayın Cumhurbaşkanı'na yer vermiştir. Başbakan'a ise 13 saat yer vermiş TRT. Haber bültenlerinde ise 4 saat yer vermiş. Toplam 17 saat. Bize ne kadar yer vermiş? Bir ayda 17 dakika. Toplam 17 dakika seçim bildirgemizi canlı vermiş. Haber bültenlerinde de 40 dakika toplam bir ay içerisinde HDP'ye yer vermiştir. Şimdi... TRT böyle, yandaş medya böyle. Başbakan hapşırınca, Cumhurbaşkanı öksürünce 20 kanal birden canlı yayına geçiyor. Bir yandan sosyal medya trolleriyle bize saldırıyorlar. Bir yandan bu kadar büyük devasa bir bütçeyi yönetiyorlar. Devletin bütün imkanları ellerinde. E biz garibanların partisi HDP %10'u aşmış olursak herhalde AKP bunu görmezden geliyorum diyemez. Bu çok kıymetli bir başarı olacaktır. O nedenle HDP'nin herkes için barajı aşması faydalı olacaktır.